Hepinize merhaba. Sabah çekiyorum, akşam izliyorsunuz. O yüzden kah günaydın diyorum, kah merhaba diyorum, kah iyi akşamlar diyorum. Artık hangisi işinize gelirse. Bodrum'daki bu hayatın yavaşlığı meselesini hala çözebilmiş değilim. Gidip kendime bir türlü bir Superbox internet paketi alamadım. O yüzden şu anda bizim sitenin, bizim yazlıkçıların yaşadığı sitenin kenarında hemen evin bahçesinde zeytin ağaçlarının dibinde çekiyorum size bu videoyu. Böyle, Bodrum böyle bir yer. 1960'larda, 70'lerde Mina Urgan'ın, Halikarnas balıkçısının kitaplarıyla tanıdık Bodrum'u ve en çok da Ankaralılar aslına bakarsanız Bodrum'u sevdiler. Ve önce onlar geldiler. Ardından 80'lerde tabii buranın imara açılmasıyla birlikte bambaşka şeyler yaşandı ve Bodrum başka bir boyut kazandı. Yine de o yavaş ve huzurlu atmosferini korumaya çalışıyor en azından bazı bölgelerinde. Benim bulunduğum orta kent onlardan biri. Eski Türkiye'de biraz böyle bir yerdi, biliyor musunuz? Yani evet, yavaştı ama huzurluydu. Bakın mesela bu video eski Türkiye'den. Merhaba. Bu işe başladık, ne yapalım? Televizyondan para kazanamıyoruz, bari bu işe başladık. Arabanın arkası boş, geleyim mi ben de? Sağ olun. İyi günler de, sağ olun. İşte iki tane sap gördüm. Yok abi, görmez. Hay Allah. Bir sap var. Tek. Efendim sağ olun. Teşekkür ederim. 100 lira mı? Bozuk yok mu? Ayol, ben doğum iznine çıktığım zaman bu 50 bin liraydı, köprümüz mü oldu? Peki, Allah kolaylık versin. Bu gişeler yok artık. Bu gişeler neredeydi biliyorsunuz değil mi? Birinci köprü, Boğaziçi Köprüsü'nün ve ikinci köprünün çıkışında gişe memurları vardı. Böyle bildiğiniz para öderdik. Şimdi elektronik bir takım cihazlar ve kameralar var biliyorsunuz. Türkiye bu açılardan çağ atladı, teknoloji filan değil mi? İleri demokrasiye geçtik. Geçtik de ülkenin bütün renkleri de soldu gitti. Sonuncusu Seyfi Dursunoğlu. Huysuz virjin yani. O bir lakap değil. Huysuz virjin bir karakter. Hem de çok ciddi bir karakter. Çok cesur bir karakter. Çok renkli bir karakter. Çok yaratıcı bir karakter. Çok dirençli bir karakter. Türkiye'nin eski neşeli yıllarından, masum yıllarından bize emanet bir karakter. Seyfi Dursunoğlu aslında Trabzonlu bir ailenin çocuğu. İşte sanıyorum 40'larda, 50'lerde İstanbul'a göç ediyorlar. Ardından devlet memuriyetine giriyor. Uzun yıllar çalışıyor. Sonra bakıyor ki olacak gibi değil. İçinde başka bir karakter var onun. İşi bırakıyor. Kendine bir işte hayat kuruyor falan. Ve Huysuz Virjin tıpkı Enver Aysever'e söylediği gibi 45 yıl öncesinin Türkiye'sinde herkesin severek kabul ettiği müthiş bir karakterdi. Yani dünyada sayısı az bulunan drag queenlerden biriydi Huysuz Virjin. Bakın nasıl anlatıyor Seyfi Dursunoğlu. Ben bu işi 45 sene evvel kadın kılığına girdim, program yaptım. Peki 45 sene evvelki Türkiye beni kabul etti de 45 sene sonra mı kabul etmeyecek? Kim kabul etmedi sizi o zaman? Rütük mü? Hayır, Rütük itiraz etti. Yani daha doğrusu şöyle, bütün kanalların umum müdürlerini bir araya topluyor, isim vermiyor, hiçbir erkeği kadın kılığında görmek istemiyorum diyor. Şimdi televizyona Huysuz çıkamıyor, sahneye de çıkamıyor. Huysuz öldü mü? Hayır, Huysuz bir kere o kadar insanların kafasına güzel nakşetti ki ve bir de biraz evvel de söyledim, sevilen insanların aleyhinde alınan kararı alan insanları sevimsiz yapar. Bugün söylemeye cesaret bile edemeyeceğiniz cümlelerin Ferişte Hanı söylüyordu. Hem de televizyon ekranlarında. Eskiden kendisinin de anlattığı gibi TRT ekranlarında da kendisine yer bulabiliyordu. Sonra Rütük tarafından engellendi malumunuz. Sakıncalı bulundu. Ve Türkiye'nin zaten tüm neşesini, enerjisini, masumiyetini kaybettiği bir döneme girmiştik. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin'de böylece hayatımızdan çekildi gitti. Evinde sakin bir hayata geçti. Bütün ömrü çalışmakla geçmiş birinden söz ediyoruz. Sizin de eğer sisteminizde bunlar bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama Türkiye gerçekten son yıllarda en çok da herhalde değer sistemi erozyonu yaşıyor. Yani neyin ahlak, neyin ahlaksızlık olduğunu fena halde karıştırmış vaziyetteyiz. Bireysel sorumluluklar bir tarafa bırakıldı. Böyle bir gösteriş haline dönüşen bir tuhaf, kahramanları olmayan, rol modelleri, ilham veren karakterleri olmayan böyle değişik bir tarikatlar, cemaatler ya da işte gruplar, çıkar grupları, böyle bir bu gruplara sırtını dayayan bir kitle oluştu. Yani ben tanımakta gerçekten çok zorluk çekiyorum.
Seyfi Dursunoğlu huysuz virjin ya da bizim tanıdığımız haliyle. Çünkü Seyfi Dursunoğlu'nu çok az tanıdık. Çok kapalı bir hayatı oldu Seyfi Bey'in hakikaten de. Çok çalışkan bir adamdı. Anlatıyor zaten. 40 senedir çalıştık. Biz artık eski dost olduk. Sizler gibi dostum olduğu için ne mutlu bana. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. İnanır mısınız, dün geceden beri hep bu videoları izliyorum. Sosyal medya, sizin paylaştığınız ya da işte giriyorum arşivlere. Vay be diyorum ya, biz bu Türkiye'de yaşamış mıydık hakikaten? Z kuşağı gençler hakikaten bilmiyorlar, tanımıyorlar. Türkiye'nin şarkılarını, işte Türkiye'nin aydın kesimini, yazarlarını, çizerlerini, Türkiye'nin gazetecilerini bugünün belli dergi gruplarından tanıyorlar. Ha, iyi ki onlar da var yani, işte Kafa, Ottu, Haf, Bavul, onlar da olmasa belki de hiç haberleri olmayacak. Yani inanmazsınız arkadaşlar, siyaset meydanında 32. günde Enver Aysever'in zor sorularında, aykırı sorularında biz kimleri kimleri ağırladık, kimleri kimleri dinledik. İnsanlar bir araya gelir konuşurlardı. Sonra hepsi silindi gitti ekrandan. Hayatı da engelleyemiyoruz ya. Geçtiyse elimizde o var. İşte Bodrum'da bir duvarın dibinde bir YouTube kamerasına bir kadın yine de anlatıyor yani, konuşuyor. Burayı da engelleyebilirler mi? Engelleyebilirler. Sosyal medyaya bir düzenleme geleceğini biliyoruz. Gerçi AK Parti'nin içinde biliyorsunuz bu konuyla ilgili ikiye ayrılmış bir grup var. Birileri hemen getirelim falan diyor. Birileri ya bir duralım bakalım, bir işte sonbaharı görelim. Bu yabancı temsilci meselesine bir konuşalım. İşte diyorlar ki çünkü Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da birer Türkiye temsilcisi bulunsun. Biz onlarla muhatap olalım. Böyle bir formül var. Dünyada örnekleri var. Ya da serverları, yani kaynak sağlayıcıları yavaşlatmakla ilgili. O zaman ne olacak? Şimdi bile ben bu videoyu mesela size göndermem 7 saat falan sürüyor internet ortamında Bodrum'da. Hiç gönderemeyeceğim. Siz de doğru düzgün bir tweet yazamayacaksınız. İşte göremeyeceksiniz filan. Olsun, o da biterse birbirimizle konuşuyoruz. Öyle değil mi? Uğur Meleke, çok sevdiğim genç bir spor gazetecisi. O da herhalde bu aralar tatilde ve Instagram'da tamamen kendi bireysel alanında, storiesinde, hikaye bölümünde bir fotoğraf paylaşmış bir kadeh rakı içerken arkadaşlarıyla. Aman yok efendim, örnek oluyor muymuş, olmuyor muymuş, genç sporcular falan filan. Bütün bunlarla ilgili yani inanılmaz eleştiriler almış. O da çok güzel 10 numara bir cevap vermiş. İşte benim söylemeye çalıştığım bu. Bu yani Türkiye'nin değer sisteminde ciddi sıkıntı var gerçekten. Yani neyin ahlak, neyin ahlaksızlık olduğunu, neyin bireysel sorumluluk olduğunu, neyin tercih olduğunu, neyin yaşam tarzı olduğunu, neyin iyilik, güzellik olduğunu falan nasıl anlatacağız bilmiyorum. Bu arada Ağustos böceklerini duyuyor musun? Ya şahane değil mi ya? Böyle bir ortam arkadaşlar burası. Uğur Meleke harika bir cevap vermiş. Bilmiyorum ki gerçekten günün birinde de birileri ya işte bu kadına şiddet, hayvana tecavüz, çocuğa istismar, işte kamu kaynaklarını çalma çıkma meselelerinde de bir rol model arayacak mı, birilerini alkışlayacak mı veya birilerini eleştirecek mi? O günleri de görürüz inşallah. HDP'yi kutluyorum. Bakın HDP... Son dönemde iki vekilleri çok çirkin ve asla kabul edilemez iki olayla gündeme geldiler. Biri eşini dövdüğü için, Muş milletvekili yanılmıyorsam. Diğeri de Mardin'de parti üyesi olan ve parti yönetim kadrolarında da galiba görev yapmış bir başka isim. İnanın isimlerini hatırlamıyorum. Bir önemi de yok bence. O da seçim çalışmaları sırasında birine tecavüz ettiğiyle ilgili ciddi bir dosyadan yargılanıyormuş. İkisini de kutluyorum. Bir vekili ihraç ettiler, bir vekil de istifa etti. Yani bir bu tecavüze suçlanan kişiyi ihraç ettiler. Diğer dayak olayıyla gündeme gelen vekilleri de istifa etti. Tebrik ediyorum. Böyle olması gerekir. Böyle olması gerekir. Yani konu rakıyı içtin içmedin değil. Konu kadını dövdün mü dövmedin mi? Bireysel sorumluluğunu ne kadar yerine getirdin?
bireysel ahlakını ne kadar gerçekleştirdin? Mesele bu ama işte diyorum ya, işler fena halde karışmış vaziyette. İşte o işler karıştığı için zaten Seyfi Dursunoğlu gibi bütün hayatını çalışarak geçirmiş. Çalmamış, çırpmamış, kimseye sırtını dayamamış, kimseden bir çıkar beklememiş. Ve büyük bir cesaretle ve büyük bir yaratıcılıkla, büyük bir zekayla kendini gerçekleştirmiş bir sanatçıyı biz senelerce ekranlardan çektik. Öyle oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmış evini ve bankadaki parasını. Daha da ilginci, bedenini de tıp öğrencilerine bırakmış ya. Ben yani, bakar mısınız? Bu birikiminizi acaba daha sonra birilerine bağışlayacak mısınız? Bağışladım efendim. Bağışladınız mı? Bağışladım. Nereye? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladınız. Bankadaki paramı ve evimi bağışladım. Belki faydam olur diye söylüyorum. Öldüğüm zaman vücudumu toprağın altına koyacaklar, üstünü toprakla kapayacaklar. Hayır. Ben vücudumu... Canım. Kadavra olarak kullanılmak üzere de bağışladım. Yani öldükten sonra da tıp okuyan arkadaşlarıma, çocuklarıma bir faydam olsun diye vücudumda bağışladım. Türkiye'nin bu renklerini kaybettik. Dilerim Z kuşağı içinde de tıpkı Seyfi Dursunoğlu gibi, Tarık Akan gibi, Levent Kırca gibi, Yaşar Nuri Öztürk gibi, Türkan Saylan gibi, ne bileyim yani katledilen Türkiye'nin sayısız aydını gibi yeni isimler, yeni cesur karakterler çıkar. Türkiye'nin önümüzdeki döneminde geleceği inşa ederken Türkiye'nin o müthiş renklerini Türkiye'ye iade ederler. Coşmuş vaziyette Ağustos böcekleri. Ben de bir Ağustos böceğiyim bu arada. Ağustos doğumluyum arkadaşlar. Bu sene 50. 50'yi bitiriyorum. Vallahi ben bile inanamıyorum ama hızlı geçti yıllar. Bu FETÖ işi bitmedi galiba. Niye derseniz, şimdi bu Türk Tarih Kurumu'nun sözlerini zaten duymuşsunuzdur. İşte darbeye katılan askerleri affetmeyelim mi, onlar nereden bilecek falan, böyle bir şeyler söyledi. En ağır eleştiriyi de, en ağır yazıyı da Nedim Şener yazmış, Hürriyet gazetesinde okudum. Bir yandan da mesela Sayın Arınç'ın işte FETÖ'yle veya FETÖ'nün yönetici kadrolarıyla ya da bazı gruplarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve çevresindeki bir ekibi barıştırmaya çalıştığıyla ilgili ya da tekrar bir araya getirmeye çalıştığıyla ilgili kulisler var, bilgiler var. Yani bir tuhaf şeyler oluyor gerçekten de. Yeni bir ittifak mı kuruluyor, bir barışma süreci mi başladı ya da hakikaten İyi Parti'nin dediği gibi bağıra bağıra erken seçim geldiği için orada bir seçim matematiği mi yapılıyor? Ben yani bir gazeteci olarak izliyoruz ama çok tuhaf şeyler olduğunu da söylemeliyim. Mesela Kılıçdaroğlu'na bu Manadası meselesiyle ilgili olarak Manadası davasından yeniden tazminat kararı çıktı biliyorsunuz. Neydi hikaye bilmeyenler için? Manadası'nda bir haksız kazanç modeli kurulmuş. Bu modelin içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismi de var, başka isimler de var. Osman Ketenci gibi dünürü var, Ziya İlgen gibi eniştesi var, hani bu darbeye öğrendi falan. Böyle bir kadronun orada bir haksız kazanç elde ettiğiyle ilgili bir süreç. Kılıçdaroğlu bunu söyleyince tazminat davası açılmıştı kendisine. Niye kızıyor bunlar ya da çok mu mutlu oluyorlar biz böyle anlattıkça? Ha? Bak, Ağustos böcekleri, arkada kuşlar, en arkada da horozlarımız var. Burası böyle bir mandalina bahçesi. Şurada bir Münire teyzemiz var, inekleri var, çok güzel, civcivleri var. Biz yumurtamızı, sütümüzü ondan alırız. Tam böyle bir köy ortamı. Çok tatlı bir yer burası. Ay şahane. Bu tazminat davasının hakimi olan, yani Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir tazminat ödemeye hükmeden hakim, FETÖ'den kaçarken Yunanistan sınırında yakalanmış bir isim, düşünün yani. Hatırlarsanız Cumhuriyet'e FETÖ iddianamesini yazan ve davayı açan hakim de FETÖ'den yargılanmıştı. Ve aynı şekilde Sözcü gazetesine FETÖ iddianamesini yazan hakim de FETÖ'den aranıyordu, yargılanmıştı. Yani bir tuhaf işler oluyor. Bir tuhaf işler oluyor. Yaşayıp göreceğiz. Bütün bunlar olup biterken Kanal İstanbul reklamlarını gördünüz mü siz?
Ama bayağı sağlam reklam filmi yani. Bakın izleyin. En muhtarrat beyn el mudun el kubra fi'l alam ve rubbama satakun el masahatu el wahida fi jami' anha' el alam ve zalika fi'l qarn el hadi vel ashrin. بفضل المساحة المخصصة للطرقات والبالغة 108 مليون متر مربع بالنسبة لسبعة ملايين ونصف المليون من سكان المدينة وبالرغم من أكثر الأوقات التي تعاني منها الطرقات من ازدحام السير لن يكون هناك أي مشكلة في الأزمة المرورية أبدا. Gördünüz mü bunu? Göremezsiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü zaten Türk televizyonlarında yayınlanmıyor. Tamamen işte Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan bu coğrafyalarda yayınlanan bir reklam filmi uzun zamandır da dönüyor. Yani hani Melik Gökçek demişti ya parsel parsel diye. O mu demişti? Arınç mı demişti? Tam öyle Kanal İstanbul işi de. Bakalım daha kimler kimler çıkacak bu imar dosyalarından. Siz fakirler. Ya kızmayın ama ben demiyorum. Valla AK Partili işte yöneticiler falan diyorlar. Görmüşsünüzdür o videoları. Burada tekrar yayınlamayayım. Ulan siz fakirler deyip jacuzziye girenler. İşte 100 dolarlık banknotla mangaldaki eti çevirenler falan. Yani böyle kafalar. Bu videolar yayıldı biliyorsunuz. Hem WhatsApp gruplarında hem YouTube'da. Siz fakirlerin haberi yokken, bütün bu işler olurken işsizlik gene çok trajik noktalara geldi. Ne oldu? Yeni bir şey mi var diyeceksiniz. Vallahi şu oldu. Bir sene daha işten çıkarma meselesi uzatıldı. Yani pandemi nedeniyle işverene işçiyi işten çıkarma yasağı gelmişti biliyorsunuz. O bir sene daha uzatıldı. İlk başta çok harika bir karar gibi gözükebilir ama aynı zamanda şu demek bu. Bir yıl daha işten çıkartılmayan işsizler olarak günlük 39 liraya ihtiyacını karşılayacak bu insanlar. Bu o demek. Günlük 39 lira. Bak Ağustos böcekleri de isyanda. Günlük 39 lira ne demek? Bir sene daha. İşten atmıyor evet ama bir zam da yapmıyor, bir şey de yapmıyor. Yani oldurmayıp öldürmüyor şeklinde sürdürülebilir yoksulluk. AK Parti iktidarının ekonomi yönetiminin uzun yıllardır sürdürdüğü şey bu biliyorsunuz. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanı dün bir karar verdi ve bu kıdem tazminatlarıyla ilgili de bir yasa tasarısı yoldaydı. Hak sahibinin, emekçinin, işçinin kıdem tazminatlarını iç etmeyi öngören bir yasa tasarısıydı. Bu adil değil bu haliyle demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Büyük olay ve durdurmuş bunu. Herhalde şekli şemal değişecek. Bakalım yenisi nasıl gelecek. Hakan duyuyorsun değil mi? TÜİK eski başkanı Birol Aydemir, kendisi görevden alınmıştı biliyorsunuz. DEVA'ya geçmiş. Demek ki o yüzden görevden alınmış. Merkez Bankası Başkanı da Ali Babacan'ın ekibinden de hatırlayacaksınız. O da görevden alınmıştı. Demiş ki ya bu TÜİK'in rakamlarına çok üzülüyorum demiş gerçekten de işsizlik rakamlarına, enflasyon rakamlarına. Evet, biz de üzülüyoruz. Bir istatistik de koronayla ilgili vereyim isterseniz. Kışla'da korona alarmı yaşanıyor. Burdur'da 57. Piyade Er Eğitim Alayı'nda 670'e yükselmişti korona pozitif er sayısı. Ben bu videoyu hazırlarken eminim çok daha yüksek rakamlara gelmiştir şu anda. Yani bu korona işi geri dönmüş gözüküyor. Malatya'da düğünler, mecliste vekiller, Sayın Meral Akşener COVID pozitifmiş biliyorsunuz. Çok geçmiş olsun bir kez daha kendisine. Yani bu Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı veya bir takım kısıtlamalar gelmeyecek onu anlıyorum. Ama biraz fazla saldık gibi geliyor. Yani ben Bodrum'da da görüyorum. Hepimiz çok fazla rahatız yani. Dilerim bu işin sonu iyi biter. Öyle diyeyim. Bu videoyu da iki iyi haberle bitirmek istiyorum. Biri Hacettepe'de anti kanser hücresi keşfeden müthiş bir hekim grubuna ait. Profesör Doktor Güneş Esendağlı ve ekibi ya. Fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? İşte benim Türkiye'de hayalini kurduğum fotoğraflar bunlar yani gerçekten. Yani. Uğur Meleke yok rakı içtin içmedin ayarı verenler değil. Böyle bir şey yani konsantrasyonu, konusu başka olan insanlar bilimle, sanatla, yaratıcı fikirle, eğitimle, teknolojiyle, eşitlikle, adaletle, kadın meselesiyle ilgili olan, onlarla ilgili çalışan, sivil toplumla ilgili çalışan insanlar. Kutluyorum Güneş Esendağlı'yı, kalpten kutluyorum.
Hakikaten kutluyorum. Bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde bir çalışma yürütüyorlarmış uzunca bir zamandır. Kanser hastalarının kanında kansere karşı savaşma kabiliyetini yitirmemiş yeni bir hücre tespit etmişler. Müthiş bir şey gerçekten. Niye biliyor musunuz? Böylece kişinin kendi immün sistemi üzerinden kanserle mücadelesi mümkün kılınabilir mi? Çünkü biliyorsunuz kanser tedavisinde kullanılan bütün yöntemler iyi karakterli. Yani vücudumuzun ihtiyaç duyduğu hücreleri de öldürüyor. Yani gerçekten çığır açıcı bir çalışma. Kutluyorum. Bir diğeri de Korkmaz Karaca. Kendisi Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul üyesi Korkmaz Karaca. Deniz Baykal'ın eski çalışma arkadaşı, eski CHP'lidir kendisi. Mozarteum'da eğitime başlayacak olan 14 yaşındaki bir genç kızımızın videosunu paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Ayşe Cemre Ağırgöl ismi. Mozarteum biliyorsunuz dünyanın en saygın müzik eğitim kurumlarından biri. Ayşe'yi de kutluyorum, Ayşe Cemre'yi. Bütün bu Türkiye'nin iyiliği, güzelliği için çalışan insanlarımızı gerçekten kutluyorum, kalpten kutluyorum hepsini. Çok şey borçluyuz onlara. İyi ki varlar, minnettarız onlara. Başarılar diliyorum. Bir Bodrum sabahından, zeytin ağaçlarının altından, Ağustos böcekleri, kuşlar ve horozlarla sürdürdüğümüz bu YouTube yayınımız şu anda sona eriyor. Elimden geldiğince tatilde de olsam karşınızda olmaya çalışacağım. Pazar akşamüstü yeniden karşınızda olmak üzere. Ben şimdi gider eve ve 4 ergenle beraber adı tatil olan mesaime devam ederim. Hoşçakalın. Yeah.